Dönerim için 1 kilo dana döş kıyma aldım. 2 kere çekilmiş ama ben rondodan tekrar geçtim. 2 adet de soğanım var. Onları da rondodan geçireceğim. Kıymamı ben kendim rondodan tekrar geçirdim. İyice incelttim. Bir diş de sarımsak doğruyorum içine. Rondodan iyice geçiriyoruz soğanımızı ve sarımsağımızı. Soğanlarımı püre haline gelene kadar rondodan geçirdim. Eğer isterseniz soğan az olunca el blender'ı ile de yapabilirsiniz. Üç yemek kaşığı kadar da yoğurdum var. Onu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tuzluğumu koyuyorum. 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı da kırmızı toz biberimi de ilave ediyorum. Şimdi kıymamı iyice yoğuruyorum. 5 dakika kadar yoğuruyoruz. İyice homojen haline gelene kadar yoğuracağız. Kıymamız gördüğünüz gibi iyice homojen kıvama geldi. İyice özdeşleşti. Şimdi kıymamı buzdolabına koymadan önce buzdolabı poşetini ben ortadan ikiye böldüm. Kıymamın yarısını buzdolabı poşetine alıyorum. Rulo haline getirerek buzdolabı poşetine saracağım. Poşete güzelce sardık. Bu şekilde buzdolabının alt bölümünde birkaç saat bekleteceğim. Sonra dondurucu kısmında bir gece kadar bekletiyoruz kıymamızı. Kıymamızı bir gece kadar beklettik. Şimdi öncelikle sosunu hazırlayalım. Sosu için 4 yemek kaşığı domates sosu, evde hazırlanmış domates konservesinden kullanıyorum ben. İsterseniz hazır domates sosu da alabilirsiniz. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum.
1 çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Tuz eklemiyorum çünkü domates sosum ve salçam tuzlu olduğu için, ama sizin tuzsuzsa ilave edebilirsiniz. Biraz da sulu olması için su ilave edeceğim. Sosumuzu bu şekilde pişiriyoruz. Sosumuz hazır. Dönerlerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Buzluktan ben yarım saat kadar önce çıkardım, beklettim. Dilimlemesi daha kolay olması için. Rulo kıymamızdan ince ince dilimler kesiyoruz. Gördüğünüz gibi çok ince dilimler kesti. Bu şekilde tüm ruloyu dilimleyip kızartmaya başlayabiliriz. Kızartma tavama ayçiçek yağı koydum. Dönerlerimi koyuyorum. Tavada kızartacağım. Kızarttıklarım soğumaması için sıcağa dayanıklı bir tepsinin içine alıp fırına, ılıttığımız fırının içinde bekletebilirsiniz. Hepsini kızarttıktan sonra bu şekilde sıcak durur. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dönerlerimiz kızardı. Kızaran dönerlerimizi tavamızdan alıp yenilerini kızartmaya devam edebiliriz. Ben tırnak pidesi almadım. Bim'den tandır ekmeği vardı. Ondan aldım. Altını ondan koyacağım. Tandır ekmeğimizi ısıtıyoruz. Isıttığımız tandır ekmeğimizi küçük küçük dilimler halinde bölüyoruz. İsterseniz dilimledikten sonra da ısıtabilirsiniz. Servis tabağımın içine pidelerimden ilave ettim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sostan gezdiriyoruz. Zevkinize göre sos koymadan da hazırlayabilirsiniz. Kızartmış olduğumuz dönerlerimizi her yerine yerleştiriyoruz. Ben yanına yoğurt ile servis etmeyi uygun gördüm. İsterseniz pilav da koyabilirsiniz.
Kızartmış olduğum domatesleri de, biberi de üzerine ekliyorum. Şahane bir lezzet oluyor. Hepinize denemenizi tavsiye ederim. Dışarıda onca para verip İskender yemektense evinizin ortamında bildiğiniz bir şekilde yaparak aynı lezzeti elde edebilirsiniz. En son olarak da dönerimizin üstüne kızdırdığımız tereyağını gezdiriyoruz. Dönerimizi afiyetle yiyebiliriz. Davet sofralarınızın baş tacı olacak bir İskender tarifi. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.